Evet sevgili arkadaşlar yardım kampanyaları hala sürüyor. Sürmeyi de sürdürecek çünkü birçok şeyin ihtiyacı var. Özellikle bu soğuk havalarda çadır ihtiyacı, yakacak ihtiyacı, kadınlara özel giyim ihtiyacı, erkeklere özel giyim ihtiyacı falan olacak. Yardımda bulunan pek çok isim var. Bunların hepsini tek tek saymak gerçekten zaman alabilir. Ama ben şöyle kısaca bir değineyim. Mbappe, Merih Demiral'ın imza, imzalı forma kampanyasına dünya ünlü futbolcular katılmayı sürdürüyor. Ee, Neymar, yani Eden Hazard, böyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani forma satışlarından, formaları satılıp gelecek gelirden elde edilen parayla yardımda bulunmak isteyen isimler. Ben tek tek sayayım çünkü liste çok uzun. Lionel Messi, Karim Benzema, Vitor Pereira, Alperen Şengün 200 bin TL yazıyor burada. Arda Turan ben tek tek isim söyleyeyim. Daniel Panko, e, Lukas Podolski, Nikola Zaniolo e, bu duyurulmadı yazıyor. E, a, şey transfer duyurulmadı demek istedi herhalde. Lewis Hamilton, imza sonrası bağış ha, 20, bin TL diye burada yazıyor tamam. 3 forma 5 milyon TL. Merit Demiral'ın açık arttırmasında Ronaldo, Bonici ve Dybala'nın formaları 5 milyona satılmış. Ahbap Derneği hesabına yatırılmış. E, artı Nuri Şahin, Felipe Melo ve Alex de Souza. E, ne diyor Melo ve Alex de Souza? Bu yardım maçı vardı ondan da bahsediyor. Dur. Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Yaşanan Anadolu çok üzgünüm. Yardım için çok düşündüm. Belki de ileride bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz diyor Melo. Türk halkının desteğine ihtiyacı var. Alex de konuştum. Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik. Şu an tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor. Belki bir ay sonra Türkiye'yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak. Biz unutturmamak için bunu yapacağız diyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar da soruyorlar işte hocam ne yaptı da e, hani sen sevmediğin bir futbolcuyu olan helal olsun deme şeyinde bulundun diye ee, bunları yaptı arkadaşlar. Daha burada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan falan var. Bunları geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Fortuna Sittard biliyorsunuz sahibi e, Türk. Birçok Türk futbolcusu da var. Destek verdiğimiz, kalbimizle e, taraftar olduğumuz takımlardan bir tanesi de Sittard. Ve Emmen'in oynadığı maçta sahaya bağış kampanyasının yazılı olduğu formalarla çıktı. Orada forma giyen Burak Yılmaz, Oğuzhan Öz Yakup ve Doğan Erdoğan da açıklamalarda bulunmuş. çok uzatmayacağım arkadaşlar. Ciro 555 bağış kampanyası tişörtüyle şey, formasıyla çıkıldı. Yani açıkçası Burak Yılmaz'ın maçtaki daha doğrusu saygı duruşundaki gözyaşları hakim oldu. Gol Oğuzhan'dan gelmiş. Bir dakikalık saygı duruşu Burak Yılmaz'ın göz yaştan tutamadığı maçın tek golü 76. dakikada Oğuzhan Öz Yakup 60. Oğuzhan Öz Yakup'la ilgili biz Beşiktaşlı arkadaşlarla yıllarca dalga geçtik. Hani şakalaştık diyeyim. İşte Oğuzhan 150 milyon euro MQ diye. Şu an 150 milyon euro işte. Yani şu an 150 milyon euro. Maçı kazan milletimize geçmiş olsun diye Oğuzhan. Çok zor bir durum. Onların ne istediklerini tahmin bile edemiyoruz. Allah sabır versin. Başımız sağ olsun. Burak Yılmaz bu işi birlikte aşacağız diyor. Depremin ardından Volkan Demirel'le ile irtibata geçtiğini belirtiyor ve Volkan abinin sesini duyunca çok kötü oldum. Biz bunun üstesinden geleceğiz, bir olacağız, birbirimize tutunacağız, yardımcı olacağız diyor. Ee, kötülüklerin yanında sığındığımız bir liman oldu. Bu herkesin birbirini desteklemesi. Böyle büyük afetler olduğu zaman, başımıza böyle kötü şeyler geldiği zaman bir olabiliyorsak, biz her zaman böyle bir olmalıyız. Böyle şeylerin gelmesini başımıza gelmesini beklememeliyiz diye belirtiyor ve Doğan Erdoğan da Gaziantepspor'dan gitmiş arkadaşlar sezonun başında oradan oraya yani maçları hiç düşünmeden elde getirmiş hafta boyunca hiç maçları düşünmemiş herkes heveste bütün arkadaşlarımla görüştüm tanımasam da ölen insanlar da bizim insanımız diyor ee, o da şey yapıyor Fenerbahçe'de teknik ekip Portekiz'de arkadaşlar biliyorum biraz sanki farklı bir algıya kapılacaksınız ama yani haber doğru. Fenerbahçe teknik ekibi Portekiz'de arkadaşlar. Portekiz'e gitmişler. Futbolculara izin verildi. Teknik ekip de soluğu Portekiz'de aldı. Ülkesine gidenler arasında teknik direktör Jorge Jesus'un yanı sıra operasyon direktörü Mario Branco, yardımcı antrenörler Joao de Deus, e, Thiago Oliveira, Atletic Performance antrenörü Carlos Bruno, Marcio Sampaio, Pedro Alexandre Pereira Pires Gandio diye böyle sayıyor ama hepsini zaten bilmenizin imkanı yok. E, maç analisti Cil Henrique ile video analisti Rodrigo Arava da yer alıyormuş gidenler arasında. Hazırlıklar pazartesi günü başlayacak arkadaşlar. Konyaspor Spor maçı biliyorsunuz bir türlü oynanamamıştı. Ve 24. haftadaki Kayseri Spor maçı da bir türlü oynanamamıştı. Yani zaten ertelendiği için e, ve bu maçlar için hazırlıklar pazartesinden itibaren yani 13 Şubat pazartesinden itibaren başlayacak. İnşallah e, Fenerbahçe taraftarının ve diğer taraftarların mutlu olacağı sonuçlar alınır. En çok yani şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun sahada centilmenlikler, güzellikler, ne bileyim estetik hareketler, gol olsa bile kimseyi incitmeyecek, saygı duyulacak hareketler yaşansın istiyorum. Kafadan atıyorum yani kafadan atıyorum. Bunu bir hani Fenerbahçe taraftarı olarak değil ya da Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum. Fenerbahçe maçı kazanıyor, belki de farklı kazanıyor. Hiçbir gole sevinmiyor futbolcular. Gol olduğunda işte herkes gidiyor bir pankart getiriyor işte kalbimiz sizinle diye. işte sizi asla unutmayacağız. Ne bileyim bugün Milletçe Birlik Günü. Ne bileyim Süper Lig'deki bütün takımların logosunun olduğu bir flama hazırlayıp biz aslında kimseyi yenmiyoruz. Biz bir bütünüz falan filan. Değişik şeyler yapılabilir. Çok da hoş olur. Jesus ülkesine gitti diyoruz. Bir de sözleşmeyle ilgili bir konuşma yapmış arkadaşlar. Jorge Jesus. Mayıs ayına kadar aslına bakarsanız tüm kapıları kapamış. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme için görüştüğü Jesus şu anda aklında sadece şampiyonluk var ifadesini kullanmış. Kıyasaya rekabet dışında başka bir şey düşünmediğini belirtmiş. Portekizli teknik adam e, sahaya odaklanmak istediğini belirtmiş diye. Bu düşünce yapısı uzun süredir böyle arkadaşlar. Yani deprem olmadan önce de bu zihniyetteydi Jesus bilginiz olsun. E, yani lig bitsin ondan sonra konuşalım diyor adam. Bir yerde de haklı. <laughs> Dünya Kupası sonrasında adı bir Brezilya milli takımıyla anıldı. Başka Portekiz de anıldı ama sadece ve sadece Fenerbahçe takımıyla ilgili konular adamın gündeminde. Zaten Osterwolde transferi falan da bunlara yönelik de adam uzun sürelik şey düşünüyor. 35 maçta 23 galibiyet aldı diyor. 7 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunan Portekiz'i çalıştırıcının maç başına puan ortalaması 2-17 oldu. Fenerbahçe Süper Lig'de 45 puanla ikinci sırada yer alıyor. Maç eksiklerini de unutmamakta fayda var şimdi buraya kadarki kısımda anladık ki biz Jesus sadece hani kafa dağıtmak için verilen izinde izinli olarak gitti bir sıkıntı olmadan da e, inşallah geri gelecek ancak Fenerbahçe taraftarı bana yoğun bir şekilde söylüyor hocam diyor bir kardeşimiz geçen yorumda diyor ki şu an diyor de, enkazdan kurtarılıp da çıkıp senin videonu izleyen bir kardeşim varsa ne demek istersin diyor Demek istediğim şey şu acını paylaşıyorum. Evet bu kanalda Fenerbahçe yüzünden bir aradayız. Fenerbahçe sevgisinden, aşkından, ortak noktamızdan bir aradayız. Ama şu anda ben dahi Fenerbahçe konuşmak istemiyorum. Fakat birçok kardeşimiz moral olduğunu söylüyorlar. Ben de videoyu çekiyorum. Zaten izleyen sayısından anlaşılıyor kimlere moral olduğu, kimlerin ilgilendiği. arada sırada yamuk düşünceli, farklı boyutta düşünen, ya da insanları kötülüğe sevk etmek isteyen benden artık ne kadar nefret ettiyse bilmiyorum. şeytanları cinleri beni gösteren hani git buna sataş git bunu kötüle git bunların ayağını kaydır git yapabileceğim bütün pislikleri yap diye benim üstüme saldığı kişi ve kişiler illaki olacak basıp engeli geçiyoruz hani ben birkaç paylaşımda bulundum görün istedim ama inanın paylaşmaya dahi değmez ama şunu söyleyeyim Fenerbahçe taraftarı kesinlikle transfer ister yani yanlış anlamayın. Rakip Galatasaray Zaniolo falan getirmişken Beşiktaş Onur Bulut falan çekiyorken Fenerbahçe taraftarı diyor ki tamam deprem var tamam acıyı hissediyoruz ama yani hani biz de bir şeyler yapsak diyor. Arkadaşlar Hakim Ziyek konusu bana çok sorulduğu için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi biz Hakim Ziyek'le görüştük. Bayağı görüştük. Hatta futbolcuyu neredeyse neredeyse demeyim futbolcuyu iknada ettik. Ancak kulübe dedi ki hani biz bu kadar düşük bir bedelle göndermiyoruz dedi. Türkçesini söyleyeyim düşük bu kadar düşük bedelle göndermiyoruz dedi. da ben size zulüm olacağım dedim. Herkes bana aynı şeyi soruyor. Hocam yani oraya yararı dokunmayan futbolcunun fenere yararı dokunur mu? Ya bu zihniyetle giderseniz Galatasaray'ın transfer ettiği futbolcuda şey yazıyordu. Depresyon mu yazıyordu? Yalnızlık yani sakatlık sebebinde. O zaman o da transfer edilmez. Hacı'yı Galatasaray Barcelona'dan aldığında istenilmeyen adamdı. Ulan bu da topçu mu diyorlardı? Hani bunun niyeti başka. Şöyle karıştırıyor ortalığı. Böyle karıştırıyor diyorlardı. O Hacı Galatasaray tarihinde yer edilmiş bir isimdir. Teknik direktör olarak değil, futbolcu olarak yer edilmiş bir isimdir. Şu an yani, hani bir Galatasaraylı birine deseniz ki Hacı diye birisi yok deseniz adam yani size ne der? İşte bu da böyle mesela. Anelka sevilmeyen adamdı. Yani sevilmeyen adamdan Kaya. gol sevinç yani gollere sevilmiyor diye gönderilmişti ama Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu yani oynadığı takımlar nezdinde falan en kariyerli futbolcu. Ee, öteki türlü mesela başka başka isimler var ee, rapa içti sanırım Milan rapa iç mi yok Bulgaristanlı mı bir adam vardı biz almıştık ya da Hırvat Rapaić olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama e, Dünya Kupasında mı ne adam gitti kahramanı oldu. Mesela getirdik biz bizim de kahramanımız oldu. Vesaire vesaire yani anlatmak istediğimi anlayın. Şimdi burada da Fenerbahçe taraftarı diyor ki ya bir hakimiz yek çekelim. Ya biz futbolcudan görüştük. 18 Şubat'a kadar ertelendi. Evet Chelsea'den Hakim Yek. Bizim konuştuğumuz, ilgilendiğimiz bir isim. Gelmesini ister misin? Açıkçası isterim. Kafamız dağılsın. Yani mesele şampiyonluk şu bu meselesi değil. Hani Galatasaray taraftarı da kendi arasında şu cümleyi kullanıyordur. Ulan biz Fener miyiz ki 6 puandan şampiyonluk verelim diyordur. Çünkü bizimkiler geçmişte bunu yaptı ya da yaptırıldı. Fenerbahçe'nin yani dolu düzgün giderken şampiyonluktan edildiğine ya da şampiyonluğu bıraktığına şahit olduk. Son maçlar üzerinde şurada burada falan filan. Yani durum bu. Ama. Bir hakim ziyek keser, bütün Fenerbahçe'li taraftarların en azından yüzü güler. Kimse demez ya orada şöyle kötüye gidiyordu böyle gidiyordu. Yüzü güler. Uğraşılıyor mu? Ben olacağını zannetmiyorum ama yani Allah'tan ümit kesilmez diyeyim. Bir sürpriz yapılabilir mi? Ben çok zannetmiyorum. Karagümrüklü Borini mesela yoğun bir ilgimiz var. Ama ben Borini'nin de olacağını zannetmiyorum. Fakat şunu söyleyeyim, hakim ziyek için başkana da bir küçük şeyler var, ee, talepler, ricalar, minnetler var. Ben peşin konuşmuyorum. Yani ne demek istediğimi beni tanıyanlar bu cümlelerinden anlayacaktır. Ben peşin konuşmuyorum. Hakim ziyek olursa güzel olur. Kafası dağılan, morali bozulan, morali yerle bir olan Fenerbahçe taraftarına da büyük bir sürpriz olur arkadaşlar. Hakim Hakimziyek e, oldu oluyor derken Jesus ve ekibi Portekiz'e gitti diye bir başlık atacağım arkadaşlar. E, ki videoda da gördüğünüz üzere zaten bunları konuştuk. Ben şunu söyleyeyim. E, hani ekibin Portekiz'den gelmeyeceğine dair iddialarda bulunacak ya da bulunan kişi ya da kişiler olabilir. Siz onlara ciddiye almayın. Jesus kariyerli, karakterli bir adam. Adam gibi adam. Fenerbahçe'yi ve ülkeyi bu böyle bir süreçte yalnız bırakmaz. Bilginiz olsun. Ben onu söyleyeyim. Ayrıca Hakim Ziyek için de mesajımı almayan, algılayamayan belki de hocam kafam çok dolu. Ben de senin gibi retweet yapıyorum sabah akşam diyen arkadaşlar için olabilir diyorum. Yani İki gün önce asla transfer yapmayacağız diyordum ama şimdi olabilir diyorum. Ali Koç'ta belki de bazı kişiler görüşmüştür. Ne bileyim sponsorluk yapalım bilmem o işte, şey. Hani Galatasaray onu getirdi. Biz de, biz de altında kalmayalım diye değil de Galatasaray onu getirdi. Hani biz de taraftarımıza moral olarak şunu getirelim. E, yapalım bir güzellik diyenler olabilir. Ali Koç'ta buna karşılık işte ya ona vereceğimiz parayı deprem bölgesine harcayalım. Daha fazla çadır, daha fazla yardımda bulunalım demiş de olabilir. Ee, yani ortalık çok değişik bir süreç. Ya, tepki alırız diyenler de olabilir. Öbürü de ya kardeşim sen niye tepki alıyorsun? Onlar da yaptı biz de yapmış olacağız. Neyin tepkisi? De diyebilirler. Gereksiz diyen de olabilir. Hani şu süreçte harcama gereksiz diyen de olabilir. Ee, ek kaynak, belki de ek kaynak gelecek diyen de olabilir. Yani şu an e, bazı şeyler çok karışık. Hissi söyle dersen Hakim Ziyek hissi olarak Fenerbahçe forması giyecek gibi geliyor. Ama ne zaman giyecek gibi geliyor bilmiyorum. Hissi olarak da sanki e, olabilecek, olabilir gibi ama benim tanıdığım Ali Koç devre arasında getirmez. Anlaşır. Sezon sonu alacağız der. Ama devre arasında getirmez. Çünkü depremin önüne geçer. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de Başkan ya da Fenerbahçeli bir isim bir şey yaptığı zaman çok tepkiler alıyor. İyi niyetli de yapsa tepkiler alıyor. Yani belki başka camialar içinde de yapanlar vardır. Mesela ben diğer camiaları çok bilmediğim için, çok fazla isim takip etmediğim için söylüyorum. Tepki alabilir. Bugün hakim Ziyek gelsem Fenerbahçe taraftarının belki yarısı da isteye isteye oh çok iyi oldu deyip sırası mıydı da diyebilir. Bu gibi durumlarda tepkileri bilemezsiniz arkadaşlar. Hocam tepkiye göre mi hareket edilecek? Ge gerektiği gibi hareket edecek? Ben olsam Gerektiği gibi hareket eder yani, e, Mesela Lopjanitze'yi al alırdım Açıkça söyleyeyim Kanat oyuncusu Bize sol kanat daha lazım Hakim Ziyek sağ kanat nispeten Ben olsam Lopjanitze'yi alırdım kiralık ha, Hakim Ziyek ile Lopjanitze bir mi? Değil ama birisi ligi çok iyi tanıyor Birisi düşüş evresinde Hakim Ziyek için de koruma kollama yapardım Yazın gidip ucuza çeker çöreklenirdim Bu sayede de çifte transfer gibi bir durum olmuş olurdu. Benim şahsi fikrimle bu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.